Merhaba sevgili Vizyon izleyicileri. Bu programımızda konumuz eğitim ve danışmanlık olacak. Biliyorsunuz özellikle doktorlukta uzmanlık için TUS sınavına girmeniz gerekiyor ve çok stresli geçiyor tüm arkadaşlar için. İşte o sınava hazırlanırken neler yapmak lazım, nasıl hazırlanmak lazım? Bugün iki tane konuğumuz var. Birisi hem doktor hem psikolog. Yani sınava en iyi hazırlayacak kişiler aslında. Erkam Akkoyun ve Zeynep Akkoyun bizlerle birlikte. Hoş geldiniz deyip programımıza başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi gerçekten sıkıntılı ve stresli bütün sınavların olduğu gibi TUS sınavı da. Bununla ilgili neler yapıyorsunuz? Bunları konuşacağız. Ondan önce ama hem merkezinizden hem sizden biraz bahsedelim. Erkam Bey sizle başlayalım. Tabii. Öncelikle merhabalar. Ben Erkam Akkoyun. 29 yaşındayım. Evliyim. 2 yaşında bir kızım var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. 2019 yılında Türkiye'nin en güzide üniversitelerinden biri olan Beyz Malim Tıp Fakültesinden mezun oldum. Aynı sene girdiğim ilk tıpta uzmanlık sınavında Türkiye'nin yine en köklü ve en kıymetli kliniklerinden biri olan Çapa Tıp Fakültesi nöroloji birimini kazandım. Şu anda burada ihtisasıma devam ediyorum. Aynı zamanda Tababet Üst Danışmanlık ve Eğitim Merkezi'nin kurucusu ve yöneticisiyim. Harika. Merhabalar, ben Zeynep Akkoyun. 25 yaşındayım. Marmara Üniversitesi Psikoloji Bölümü İngilizce programından bu dönem mezun oldum. Tababet TUS'taki görevimi öğrenciliğimle birlikte yürütüyordum. Artık akademik çalışmalarıma nöropsikoloji alanında Tababet TUS'taki görevimle birlikte yürütmeye devam edeceğim. Peki, şimdi hem bir yandan hekimlik, bir yandan eğitimler, danışmanlıklar gerçekten aslında hekimlik bile tek başına doktorluk gerçekten çok yorucu. Bunların hepsini nasıl organize ediyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? Ya burada zaman yönetimi ve koordinasyonu iyi sağlamak gerekiyor. Bunları sağlayınca yönetmek çok daha kolay oluyor. Burada birbirinden ayrı bu iki işi karıştırmamak çok önemli. Mesela ben mesai saatlerindeyken hekimlik dışında başka bir işle ilgilenmem. Tababet Üs'le ilgili yapmam gereken işleri mesai dışında yaparım. Tabii burada Tababet Üs'ü kız kardeşim Zeynep'le beraber yönetmek benim işimi oldukça kolaylaştırıyor. Benim için de aynı şekilde. Ben de öğrenciliğimle beraber yürütüyorum bu işi. Bunun yanında bizim planlı olarak çalışıyor olmamız, sorumluluklarımızın belirlenmiş olması benim bu işi birlikte yürütebilmem için çok fayda sağlıyor. Bu yüzden de sıkıntı olmadan ilerletebiliyoruz bir ekip olduğumuz için. Size aslında çok da faydalı oluyordur. Tabii ki. Değil yani mi? Ben akademide edindiğim teorik bilgileri gerçekten burada pratikte de hem uygulayabiliyorum hem fayda sağlayabiliyorum. Bu açıdan iki taraflı da gerçekten memnun faydalı kalıyoruz. Faydalı oluyor, evet. Peki TUS'tan bahsedelim biraz. Peki TUS'tan ben bahsedeyim. TUS, Princeton Üniversitesi'nin, Amerika menşeli bir üniversite olan Princeton Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada dünyanın en zor ikinci sınavı seçilmiş bir sınav. Oldukça çok fazla ve zor bilginin sorulduğu uzun bir metrajlı, uzun bir sürece yayılan oldukça zor bir sınav. Bununla beraber TUS son zamanlarda ciddi bir değişim içinde. Bundan dolayı eski klasik çalışma sistemleri artık ne yazık ki eskisi kadar fayda sağlamıyor öğrencilere. Öğrenciler de bundan gerçekten ciddi manada muzdaripler. Biz öğrencilerle çok güçlü bir iletişim içinde olduğumuz için bu geri dönüşleri oldukça alıyoruz. Bu geri dönüşleri aldığımız için de onları en çok zorlayan noktaları belirleyip bunlara yönelik çözümler getiriyoruz. Buna zaten ilerleyen dakikalarda oldukça değineceğiz. Biraz daha açacağız konuyu. Tabii tabii. Değil mi? Aynen. Tababet TUS'tan biraz bahseder misiniz bize? Tabii. Tababet TUS'u öncelikle Tababet TUS'un SALT ticari bir kaygıyla kurulmadığını belirterek sözlerime başlayayım. Ben de TUS'a çalışan birçok öğrenci gibi ders çalışmaya klasik çalışma sistemleriyle başladım. Ancak zamanla bu sistemlerin çok verimsiz olduğunun farkına vardım ve verimi daha yüksek bir çalışma sistemi arayışına girdim. TUS hocalarımla, daha önce sınava girmiş arkadaşlarla görüştüm. Bu sınavı beynimizin hangi mekanizmasıyla daha aktif olarak çözdüğümüzü anlamaya çalıştım. Ve sınavı birazcık yakın olarak inceleme altına aldım. Yaptığım bu araştırmalar sonucunda TDS, yani temele dayalı sistemi geliştirdim. TDS'nin mekanizmasında yakın zamanda kısa süreli ve sistematik tekrarlar yer alıyor. Bu çalışma sistemine benzer bir çalışma modeli daha önce 1800'lü yıllarda yaşamış ünlü Alman psikolog Ebbinghaus tarafından da unutma eğrisi olarak dünya literatürüne sunulmuş ve oldukça da ilgi çekmiş.
Bu bilgiler ışığında geliştirdiğim bu sistemle öncelikle sınava kendim hazırlandım ve girdiğim ilk tusta çok güzel bir puan elde ettim. Sonra çevremdeki arkadaşlara aynı şekilde çalıştım. Onlar da çok güzel bir puan aldılar ve çok güzel yerlere yerleştirdiler. Mevcut çalışma sistemlerinden çok daha verimli bir çalışma sistemi elde ettiğimizi fark edince bundan diğer öğrenciler de niye faydalanmasın ki diyerek ekranda görünen kıymetli arkadaşlarımızla tamamen kurumsal ve profesyonel bir yapıda hizmet verdiğimiz Tabavitus Danışmanlık ve Eğitim Merkezi'ni kurduk. Birçok öğrenci bizimle beraber çok güzel yerleri kazandı. Sonrasında bu öğrencilerimizden bazılarını belli kriterleri sağlayan bazı öğrencileri eğitmen olarak aramıza kattık. Onun da mutluluğunu yaşadık hem onlar hem biz. Şu anda bu aramıza kattığımız eski öğrenci, yeni eğitmen arkadaşlarımız da mevcut öğrencilerimizin aynı başarı ve mutluluğu yaşaması için var güçleriyle çalışıyorlar. Harika. Peki bu öğrenciler hangi hizmetleri alıyor? Bizim hizmetlerimiz dediğimiz gibi aslında öncelikle danışmanlık koçluk hizmeti. Bu danışmanlık koçluk hizmetimizi biz öğrencilere birebir şekilde veriyoruz. Yani grup çalışmaları değil de birebir ders çalışma programı ve bu programın takip edilmesi üzerine dayanıyor. Tabii bunun yanında çok zorlu bir sınav süreci olduğu için hem motivasyonlarını yüksek tutmada hem psikolojik olarak destek vermede de her zaman yanlarında oluyoruz. Bunun yanında da eğitim hizmetimiz var. Eğitim hizmetimiz şu şekilde, bizim TUS dersleri hakkında en gelecek TUS'ta çıkma ihtimali yüksek olan konular üzerine çalışıyoruz. Ve bu konular üzerine titizlikle sorular hazırlıyoruz, geniş kapsamlı. Ve bu soruların çözümleri oluyor. Bunun yanında da ek bilgi paylaşımları oluyor. Genel hatlarıyla bu şekilde oluyor hizmetlerimiz. Peki, şimdi gerçekten... Bazı sistemleri de böyle sindirmek öğrenciler tarafından biraz zor olabilir. Şimdi yeni bir sistem olduğu için söylüyorum. Hı hı. Bu ne zaman fark etmeye başlıyorlar faydasını? Hemen kavrayabiliyorlar mı? O süreç nasıl gelişiyor? Hı hı. Öncelikle biz öğrencilerimize 6, 12 ve 18 aylık programlar yapıyoruz çoğunlukla. Ama tabii ki sınava çok daha kısa süre kala öğrenciler bize başvurabiliyorlar. Bu şekilde başvurduklarına da bize tabii ki onlara yardımcı oluyoruz. Ve kalan süreyi klasik çalışma metotlarına göre çok daha verimli geçirmiş oluyorlar TDS ile. Bunun yanında öğrencilerimiz daha sistemle çalışmaya başlar başlamaz, yani henüz çalışmanın başlangıcında sistemin farkını hissediyorlar. Ve ne kadar sürede olursa olsun klasik sistemlere nazaran daha verimli oluyor. Ama tabii ki sistemin esas etkisinin ortaya çıkması için 6 ay gibi bir süre geçmesi çok daha iyi oluyor. Hem bizim için hem de öğrenciler için. Değil mi? Orada biraz deneyimlemeleri gerekiyor çünkü tekrarlar tabii, yapmaları tabii. gerekiyor sistemin tabii. gereği olarak. O zaman... Sistemin optimum etkisi için 6 ay gibi bir süre, yani 6 ay bizim için çok kritik ve güzel bir zamanlama oluyor. Ama dediğim gibi her zaman bu mümkün olamayabiliyor. Öğrenciler TUS'a çok kısa süre kala bize başvuruyorlar. Biz de gönül ister ki onları 6 ay gibi bir sürede uzunlamasına çalıştırabilelim ama süre el vermediği için var olan süreyi maksimum verimde geçirmeye çalışıyoruz. Evet, genelde bizim huyumuzdur biliyorsunuz. Fotoğraflar son gününde yatırılır, sınavlara son akşam çalışılır. Aynen öyle. Maalesef tabii bu da sizlere aslında biraz programı sıkıştırsa da ama tekrar olduğu için sanırım orada avantajlı öğrencilerimiz. Peki diğer benzer kurumlardan farkı nedir Tabavetus'un? Şimdi bizim diğer benzer kurumlardan farkımız öncelikle öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik bir sistem geliştirmiş olmamız. Bu da birçok öğrencinin aslında bu sistemi mantıklı bulmalarına ve daha hızlı adapte olmalarına yardımcı oluyor. Doğal olarak da başarı seviyeleri yükseliyor. Bunun yanında bizler grup çalışmaları, grup eğitimleri değil de birebir takip yapıyoruz. Programlarımız birebir hazırlanıyor, takiplerini birebir şekilde yapıyoruz. Doğal olarak öğrenci sisteme çok hızlı adapte olabiliyor ve her zaman problemlerini anlatabileceği ve karşılık bulan birileriyle görüşebilme fırsatı oluyor, deneyimli hocalarla. Bunun yanında bizim aynı zamanda şeffaflık ve güvenilirlik en hassas noktalarımızdan biri. Bizler tüm işlerimizi şeffaflık çerçevesinde yapıyoruz. Gizlediğimiz bir durum olmuyor. Her şeyimiz ortada oluyor ve aynı zamanda denetlenebilir bir durumda. Bu da öğrenciye çok ciddi bir güven sağlıyor aslında.
Tabii bir de kurumda hem doktor olması kurucusunun hem yöneticilerinin sanırım sizin de psikolog olmanız çok etkili oluyordur diğer kurumlara göre. Değil mi? Çünkü benim de bildiğim birçok kurum aslında TUS'la ilgili doktor olmayan kişilerin girişim olarak yaptığı işler oluyor diye düşünüyorum. Evet. Peki Zeynep Hanım, bir psikolog olarak tıp öğrencileri TUS ve tababet TUS'a dair gözlemleri nelerdir? Bize anlatır mısınız? Tabii. Aslında bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ederim. Rica Çünkü daha çok TUS sınavının zorluğundan, işte sınavın daha çok kendisinden, içeriklerinden bahsedilir. Ama öğrencilerin psikolojik etkileri, öğrencilerin üzerindeki etkisi daha az konuşulur, daha az sözü geçer. Bu yüzden burası aslında belki bu sınavı başarı sağlaması için en önemli noktalarından biri. Ben kendi görevim gereği öğrencilerle çok sık görüşüyorum. Çok ayrıntılı görüşmeler yapabiliyoruz. Bu noktada öğrenciler hem kendilerine dair hem TUS'a dair endişelerinden bahsediyorlar. Bazıları kendileri öz değerlendirmelerini yapıyorlar. Bu da benim böyle aslında çok resmi olmayan bir data toplama sürecim oluyor. Doğal olarak bunun sonucunda da saptamalar yapabiliyoruz. Görüşmeler yapıyoruz kendi aramızda, ekibimizde. Ve bu saptamalarda bizim tababet TUS'un öğrencinin ihtiyacına göre yeniden şekillendirme, revize etme sürecine çok yardım ediyor. Bu da dediğim gibi benim kendi görevimin efektif rolü oluyor aslında. Bunun dışında neyden bahsedebilirim? Öğrencilerimizin bu sayede yaptığımız saptamalarda kendi süreçlerini hem daha rahat geçirmelerine hem de daha verimli geçirmelerine olanak sağlıyor. Bunun dışında bizim gözlemlediğimiz bazı problemler var, genel problemler öğrenciler açısından. Bunları öğrencilerin iç dinamiği ve dış problemler olarak ikiye ayırıyoruz. Bunların ayrıntılandırmasını yapmak istiyorum. Bir de biz tababet TUS olarak bu problemlere nasıl çözümler getiriyoruz? Birazcık da bunları açmak istiyoruz aslında burada. Öncelikle öğrenciler TUS'a, yani TUS sürecine girmeden önce, yani bu süreç yaklaştıkça öğrencilerde belirli bir ön koşullar oluşmaya başlıyor. Bu da TUS sınavının çok zor olduğu, hani çok ciddi üst performans göstermeleri gerektiği ve bu performansı istikrarlı bir şekilde sürdürmeleri gerektiğinin farkındalar. Bu noktada aslında sıkıntı yok. Öğrenciler zaten tıp öğrencileri olduğu için bu çalışma seviyesine aslında alışık ve kaldırabilecek potansiyeldeler. Fakat problem şurada başlıyor. Bu öğrencilerin çalışma yöntemleri TUS sınavı için verimli olmuyor maalesef. Yani geneli öğrencilerin geneli farklı modeller yerine en güçlü çalışma yöntemleri neyse onlarla çalışmaya çalışıyorlar. Bu sınava hazırlanıyorlar. Bu da öğrencilere maalesef istedikleri verim almalarını engelliyor. Bu noktada biz öğrencilere neyi tavsiye ediyoruz? Erkan Bey'in aslında önceki birkaç konuşmada bahsettiği gibi TUS'u ayrıntılı bir şekilde değerlendirmelerini istiyoruz. Bundan sonra da öğrencinin kendini ayrıntılı değerlendirmesini istiyoruz. Yani bu sınavı öğrendikten sonra sınavın formatını, öğrencinin kendisindeki güçlü yanları ne, bu sınavda onu ileriye taşıyacak yönleri ne, bir de onu geriye taşıyacak yönleri ne, mesela mükemmeliyetçilik gibi, işte bir dersi çalışırken çok zaman kaybetmek gibi, bunları belirlemesini istiyoruz. Bu dediğim problemler aslında çok yaygın bir problem silsilesi ve öğrencilerin iç dinamikleriyle alakalı problemler. Bizler bu noktada öğrencilere içgörü kazandırıyoruz görüşmelerimiz esnasında ve program hazırlarken. Bir de bizim dış kaynaklı problemler dediğimiz problemler var. Bunlar birazcık böyle çok bilgi kirliliğinden dolayı öğrencinin çok farkına varamadığı problemler oluyor. Bunlardan ilki şu, TUS'un formatıyla fakülte, yani fakülte hayatlarındaki sınav sistem formatları birbirlerinden tamamen ayrı. O yüzden öğrencinin fakültedeki çalışma modelleri TUS'u çalışırken verim almalarını engelliyor. Hatta zaman kaybına sebep oluyor. Doğal olarak bu motivasyon kaybına ve zamanla maalesef sınava girmeyi, çalışmayı bırakmalarına sebep oluyor. Tüm branşlar için geçerli midir bu sistem? Evet, aslında tüm branşlar için geçerlidir. Çünkü yani sonuçta hepsi toplu bir sınava hizmet ettiği için ve çok çok aslında buradaki önemli olan şey çok fazla bilginin var olması, ezberlemeyi, o bilgiyi çalışma anındaki anlayarak çalışma modelini tamamen geçersiz kılıyor. Bu yüzden yani bu şekilde.
Peki öğrencilerimize biz bu dış problemlerin de aslında onların kendini fark etmediği ama bizim onlara yeniden anlattığımız, bu noktada da gene görü kazandırdığımız problemler oluyor. Peki öğrenciler TUS'u tanıdıkça bu öğrencilerdeki çalışma modellemelerinde nasıl değişimler oluyor? Yani kendilerindeki gördüğümüz değişimler neler oluyor? Kısaca ondan bahsedeyim. Öncelikle çalışma tekniklerinde değişimler ortaya çıkıyor. Öğrenciler dediğim gibi bu verimsiz çalışma modellerini bırakıp daha verimli çalışma modellerine yönelmeye başlıyorlar. Bu herhangi bir model olabilir. Yani çünkü birbirinden farklı bir sürü zeka tipi var, bir sürü anlama kapasitesi var öğrenciler arasında. Bu da onları tek bir sisteme yöneltmiyor. Birbirinden farklı bir sürü verimli sistemi öğrenmelerini, araştırmalarını istiyoruz. Ve zaten bu şekilde oluyor. Bir de aslında öğrencilerin en çok farkına vardığı şey planlı çalışma. Bu sınava çalışırken planlı bir çalışma sistemini oturtmak. Bu sınavı kazanmada anahtar görevini görüyor aslında. Çünkü öğrenciler sınava çalışırken en çok karşılaştıkları stres kaynağı belirsizlik oluyor. Programları olmadığı için bir belirsizlik içinde ders çalışırken habire kafalarında bir tarafta yeniden programlama yapıyorlar. İşte önce şu dersi çalışayım, önce bu dersi çalışayım, yer değiştiriyorlar. Bu da çok ciddi bir zaman kaybına sebep oluyor. Bizlerse öğrencileri zaten ilk günden son güne kadar bütün ders planlamasını yaptığımız için böyle bir stresle karşılaşmıyorlar. Kafaları rahat bir şekilde derslerini çalışıyorlar. Bu tabii ki birçok öğrencinin kazanması gerektiği bir aslında çalışma sistemi. Herhangi bir model olabilir. Önemli olan planlı çalışması gerektiği. Bir de bunun yanında aslında zaman koordinasyonu çok önemli. Zaman koordinasyonu da az önce sizin değindiğiniz nokta. Bizler son anda işte çalışmaya tutunan bir modele sahibiz gerçekten. Bizim ama TUS'ta maalesef ki bu yani hiçbir şekilde fayda üretmiyor. Hani son gün çalışıp sınavdan geçmek ayrı. Gerçekten TUS'a çalışıp TUS'ta başarılı olmak, hedeflediğim bölüme girmek çok ayrı bir, birbirlerinden çok ayrılar. Burada öğrencinin planlı olması dediğim gibi çok önemli. Planlı olmadıkça öğrenci ne yapıyor? Bir yıllık bir süre içinde ortalama 6-7 ayını öğrenci genel bir çalışma modeliyle çalışıyor. Bir planı oturtmadığı bir modelle. Son kalan ya bu sürede az bir tekrar yapabiliyor bu sürede ama kalan 3-4 ayda öğrenci kendinden çok üst bir performans bekliyor. Çok olduğundan daha üst bir tekrar atma hızı bekliyor ve bunun doğrultusunda hızlı bir şekilde artan net artışı bekliyorlar aslında. Maalesef bu önceki süreçte bir temel atmadıkları için mümkün olmuyor. Yani bu ivmeyi kazanamıyorlar. Bu da genelde öğrencilerin sınava yakın veya sınavdan sonra farkına vardıkları yani TUS sınavının aslında zamanla çok ilişkili olduğu bir sınav modelinin olduğunu bu şekilde anlıyorlar maalesef. Evet, gerçekten tahmin edebiliyorum ne kadar zor olduğunu ve asla böyle şansa bırakılmaması gereken bir sınav olduğunu düşünüyorum gerçekten. Peki, bu problemlerle ilgili çözümleriniz neler? Öncelikle bizim çalışma sistemimizde en önem verdiğimiz noktalardan birisi zaman kaybını minimize etmek. Verimsiz, verilen emeğin karşılığının minimal alındığı çalışma modellerinden uzak bir çalışma sistemimiz var. Mesela biz öğrencilerimize ezber yaptırmıyoruz. Tekrarlarımızın arasına uzun süreler girmiyor. Biz yakın sürede sistematik ve yoğun tekrarlar attırıyoruz ve böylelikle ilgili bilgiler beynin subkortikal yani uzun dönem hafızasına yerleşmiş oluyor. Sonrasında öğrencilerimizde güçlü bir temel oluşuyor. Öğrencilerimizin çalışma motivasyonu artıyor, çalışma hızı ve çalışma saatleri artıyor. Böyle olunca da öğrencilerimiz kendilerine çok daha güvenli bir şekilde sınava hazırlanıyorlar. Sertan Bey, burada çok önemli bir nokta da şu ki TUS için son dönemler yani sınava yakın dönemler çok önemli. Öğrenciler bu dönemlerde daha öncesinde çalışmalarının bir şekilde semeresini almaya çalışıyorlar. Çünkü sınava yakın dönemde beyne atılan bilgileri hızlı bir şekilde sınavda kullanmaya çalışıyorlar. Bu noktada bizim öğrencilerimizin şöyle bir avantajı oluyor. Daha öncesinde çok sistematik ve yoğun tekrarlar attıkları için
bu sınava yakın dönemlerde diğer öğrencilere nazaran çok daha fazla sayıda tekrar atabiliyorlar. Ve böylelikle sınava girdiklerinde ezberlenmesi imkansa yakın sayıda, çok sayıda olan bu bilgileri geri çağrışım yapabilme kapasiteleri ve kabiliyetleri diğer öğrencilerden daha yüksek oluyor. Aslına bakarsak TDS her seviyedeki öğrenciye hitap edebilecek bir sistem ve öğrencilerin birçoğu bu sistemi oldukça mantıklı buluyor. Çünkü bu süre zarfında önlerine çıkan birçok zorluğa cevap verebilen bir sistem oluyor. Biz öğrencilerimize çalışmaya başladıkları günden sınava girecekleri güne kadarki periyodu içeren bir çalışma programı hazırlıyoruz. Yine öğrencilerimize seviyesine uygun kaynak önerilerimizde bulunuyoruz. Ve öğrencilerimize birebir olarak, özellikle bunu vurgulamak istiyorum, belli periyotlarla düzenli görüşmeler yapıyoruz. Peki bu öğrencilere ne sağlıyor? Öncelikle öğrencilerin etkili ve zamana yayılmış bir program yapma stresinden kurtarmış oluyoruz. Ki bu öğrencileri süreçte çok zorlayan bir şey. Sonrasında öğrencilerin kendi seviyelerine uygun olmayan yanlış kaynak çözümünden kurtarmış oluyoruz. Ve belli periyotlarla düzenli görüşmeler yaptığımız için öğrencilerimizin çalışma verimi çok daha yüksek oluyor. Ve böylelikle süreci daha sağlıklı geçirmiş oluyorlar. Biraz sistemi de özümseyince sanırım o da onlara motivasyon sağlayıp daha verimli çalışmalara devam ediyorlar diye düşünüyorum. Aynen öyle. Peki hedefleriniz neler Erkan Bey? Hedeflerimize gelecek olursak öncelikle verimsiz çalışma sistemleriyle çalışan, istemediği puanlar alıp istemediği bölümlerde asistanlık yapmaya durumunda olan, kimisi istifa eden, istifa etmeyenlerin de böyle mutsuzluk çemberi içine hapsolduğu çok ciddi bir popülasyon var ne yazık ki. Bu durumda olan ne kadar fazla öğrenciye ulaşır ve onların bu süreçlerine pozitif manada etki edebilirsek hedeflerimizden birisine ulaşmış olacağız. Yine hedeflerimizden bir başkası da öğrenciler bu da sürecin daha henüz başındayken tuzu tanımalarını ve planlı bir süreç geçirmelerini sağlamak. Bunları sağlamış olursak hedeflerimize bir yaklaşmış olacağız. Umarım başarıyla yaklaşırsınız. Peki son olarak veda ederken neler söylemek istersiniz? Öncelikle bizleri izleyen, hekim olmayan çok değerli izleyicilerimizi, hekimlerin ne kadar zorlu yollardan geçtiğini, nedenle büyük emekler verdiğini hatırlatmak ve özellikle ne yazık ki üzülerek söylüyorum ki şu son zamanlarda artan sağlıklı şiddetle beraber hekimlerimizin ve diğer sağlık çalışanlarının çok ciddi anlayışa, insani çalışma koşullarına ve saygıya çok daha ihtiyaç duyduklarını belirtmek isterim. Kıymetli öğrencilerimize de gelecek olursak, TUS'a dair gerçek bir adım atmak isteyen, verdiği emeğin karşılığını sonuna dek almak isteyen, verimsiz çalışma sistemleri içinde boğulup kalmak istemeyen bütün öğrencileri Tababet TUS ailesi olarak büyük bir sevgi ve heyecanla beklediğimizi belirterek sözlerimi sonlandırmak isterim. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Gerçekten hekimlere, doktorlara çok ihtiyacımız var. Sizin de söylediğiniz gibi aslında bu yolda ne kadar çok çaba sarf ettiklerini çok yakından gördüğünüz için sanırım böyle bir uyarıyı da yapmak istediniz. Aynen gerçekten öyle. Çok kıymetliler gitgide. Onların çok üstüne gidilmeye başlandı. Ben de çok üzülüyorum. Diğer kamu kurumların çalışanlarıyla karıştırıyorlar ama doktorlar insan sağlığı için çalışıyorlar. Önce emin olun görevden önce sağlık sunmak için, yetiştirmek için bize bakın ne kadar önemli metodolojiler gelişiyor. Bunun için söylemekte bile zorlandım. Gerçekten çok önemli. 30 sınavlarına hazırlanmak, o tıp öğrencisi olmak, orayı bitirmek ve bu ülkede hizmet vermeyi kabul etmiş herkes çok kıymetli bu dönemde. O yüzden sahip çıkalım. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Kendinize çok iyi bakın. Çalışmalarınızda, kariyerinizde başarılar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Bizleri ağırladığınız için çok memnun olduk. Biz de öyle. Sağ olun. Evet sevgili Vizyon izleyicileri, gerçekten sınav stresi sanırım her şeyin önüne geçiyor. İşte o stresli zamanlara da bir psikologla koç eşliğinde ve bir hoca hekim eşliğinde, doktor eşliğinde hazırlanmak sizleri hem rahatlatacak hem motive edecektir eminim. Bence mutlaka yalnız kalmadan bir ekip halinde başkalarıyla birlikte hazırlanmanız sizi daha iyi motive eder. En azından emeğinizin karşılığını en güzel şekilde alırsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.